Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinde kalmıştık ve 83. sayfadayız. Bismillahirrahmanirrahim. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisai bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min emvalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-gaybi bima hafizallah. Ayet-i Kerime'nin ilk kısmını bu şekilde okuduk. Er-ricalu, erkekler. Racul, erkek demek. Rical, erkekler. Kavvamune, kaimdirler. İdarecidirler veya yöneticidirler veya himaye edenlerdir. Alen-nisai, kadınlar üzerinde. Bima fazzale, üstün kılması nedeniyle. Allahu, Allah'ın. Ba'dahum, onlardan bazısını, yani bir kısmını, ala ba'din, diğer bir kısmından üstün kılması nedeniyle ve bima enfeku ve harcamaları sebebiyle min emvalihim, mallarından, yani mallarından o kadınlara, ailesine harcamaları sebebiyle. Fessalihatu, saliha kadınlar. Yani iyi kadınlar, ki kadınlar olduğunu sonundaki A ve T'den anlıyoruz. Kanitatun, itaatkardırlar. Hafizatun, namuslarını koruyanlardır. Lil gaybi, eşinin, kocasının gıyabında. Bime hafiza, onları korumasına karşılık Allah'ın, Allah'ın. Toplu meal verelim. Allah'ın onlardan bir kısmını diğer bir kısmından üstün kılması ve mallarından harcamaları sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde idarecidirler. Saliha kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onları korumasına karşılık eşinin gıyabında namuslarını koruyanlardır. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. 34. ayeti kerimenin ikinci kısmını okuduk. وَاللَّاتِي, o kadınlara, تَخَافُونَ, korktuğunuz, nüşuzehunne, nüşuzlarından, yani size karşı itaatsizliklerinden, fe'izuhunne, onlara öğüt verin, vehcuruhunne, ve onları yalnız bırakın, fil medaci'i, yataklarda, evet, yataklarda tek başına terk edin, vadribuhunne, eğer bu da fayda vermezse, onları hafifçe dövün, hunne, onları demek. Vadribu, dövün manasında vurun. Fakat tabi buradaki ölçü hafiflik olmalı. Fe'in, eğer ata'nekum, size itaat ederlerse, fela tebu, aramayın. Evet, aramayın. Aleyhinne, onların aleyhinde, onların aleyhinde, onlara karşı sebiyle başka bir yol aramayın. Eğer size itaat ederlerse. İnne, şüphesiz Allah'a, Allah kâne aliyyen, pek yücedir, kebîran, büyüktür. Toplu meal verelim. İtaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın. Fayda vermezse onları hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse onların aleyhinde başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah pek yücedir, büyüktür. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا. 35. ayeti kerime, kelime kelime inceleyelim. وَإِنْ اَيَرْ خِفْتُمْ, korkarsanız, شِقَاقَ, açılmasından, بَيْنِهِمَا, aralarının, yani eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, feb'asu, bu durumda gönderin, hakemen, bir hakem, min ehlihi, erkeğin ehlinden, yani ailesinden, ve hakemen, ve bir hakem gönderin, min ehliha, kadının ehlinden, ailesinden. İn, eğer, yurida, isterlerse, ıslahan,
ıslah olma. Yani barıştırmayı isterlerse muvaffak kılar Allah'u. Allah beynehuma aralarını yani aralarının düzelmesini. İnne şüphesiz Allah'ı Allah kâne alîmen her şeyi hakkıyla bilendir, habiran ve her şeyi hakkıyla haber alandır. Toplu meal verirsek, eğer aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ehlinden bir hakem, kadının ehlinden de bir hakem gönderin. Eğer barıştırmak isterlerse, Allah aralarını düzeltmede muvaffak kılar. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ 36. ayet-i kerimenin ilk kısmını okuduk. Ve'budu, kulluk edin, ibadet edin. Allah'a, Allah'a. Ve la tuşriku, ve ortak koşmayın. Bihi, ona. Şey'en, hiçbir şeyi. Ve bil valideyni, ve anne babaya. İhsane, ihsanda bulunun. Yani iyilikte bulunun. Ve bidil kurba, ve akrabaya. Zil kurba, yakınlık sahipleri demek. Ve yetama, yetimlere. Vel mesakin miskinlere, yoksullara. Toplu meal verirsek, Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilikte bulunun. Vel cari zil kurba, vel cari'l cunubi, ve sahibi bil cembi, ve ibn-i sebili, ve ma melekat eymanukum, inna Allah'a la yuhibbu men kâne muhtalen fehûrâ. 36. ayet-i kerimenin devamını okuduk. Vel cari ve komşuya da iyilikte bulunun. Zil kurba yakın komşuya. Zi sahibi demek. Kurba yakınlık. Yani yakınlık sahibi. Kısaca yakın diye çevirebiliriz. Vel cari ve komşuya. El cunubi uzak olan komşuya. Ve sahibi ve arkadaşa. Bil cembi yandaki arkadaşa. Yanınızdaki arkadaşa. Ve ibnis sebili ve yolda kalmışa. Ve ma meleket ve sahip olduğuna yani elinizin altındaki kölelere eymanukum sağ ellerinizin sahip olduğu kölelere inne şüphesiz Allah'a Allah la yuhibbu sevmez men o kimseleri kâne muhtale kendini beğenen evet kimseleri fehura ve çokça fakirlenen yani övünen kimseleri. Toplu meal verirsek, yakın komşuya, uzak komşuya, yandaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin sahip olduğuna, yani kölelere iyilikte bulunun. Şüphesiz Allah kendini beğenen, çok övünen kimseleri sevmez. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا 37. ayet-i kerime, ellezine, onlar ki, o övünenler ve kendini beğenenler, yebhalune, cimrilik yaparlar, ve ye'murune, emrederler, ennase, insanlara, bil buhli, cimriliği, ve yektumune, ve gizlerler, ma atahum, kendilerine verdiği şeyleri, Allah'ın, min fadlihi, lütfundan, fazlından, ve atedne, ve hazırladık, lil kafirine, kafirler için, azaben bir azap muhine alçaltıcı bir azap. Toplu meal verirsek onlar ki cimrilik yaparlar. İnsanlara da cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri gizlerler. Kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Evet değerli izleyiciler Kur'an-ı Kerim kelime mealine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.